Bırakın aldırmayın. Hadi. Hadi. Tamara. Duydum. Buyurun. Halil evde mi? Kim sordu? Ben... ben babasıyım. Babası? Buyurun. Buyurun geçin. Evde kendisi. Tamara. Kim? Babanız. Buyurun. Ne işin var senin burada? Tamara çık dışarı. Ne oldu? Bir kere bile ziyaretime gelmedin. Bekledin mi yoksa? Merak etme, nasıl olsa yine döneceksin oraya. Gelirim o zaman. Hiç çıkmaman gerekiyordu. Neyse. Şimdilik bir yolunu buldun. Çıktın. Ama kurtulamayacaksın. Cezanı çekeceksin. Menekşe boşanmış. Evet. Evet. 10 gün sonra evleniyoruz. Sevindim. Halil. Zeynep rakamların peşine düşmüş. Ne biçim ortaksınız siz? Yeni mi öğrendin? Biz ortak falan değiliz. Sen onların ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır. Bilmek de istemiyorum. Doğru söyle bana. Bilsen de sana söyler miyim? Halil Zeynep öğrenmiş. Çok önemli bir bilgi var elinde. O kadar önemli ki karşılığında şirketteki hisselerimi istiyor. Bu ne demek biliyor musun? Elinde her ne varsa ikimizi birden ilgilendiriyor demek. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ona bak. Karşında çocuk yok. Zeynep Hanım ve sen yeni bir oyun peşindesiniz. Değil mi? Benim sizinle oynamaya hiç niyetim yok. Kusura bakma, yorgunum. Misafir kabul edemeyeceğim. Tamara! Beyefendi gidiyor. Buyurun. Çok ayıp. İnsan babasıyla böyle nasıl konuşur? Seviyor musun Emine? Evet. İlk defa bir bana sahip çıktı. İlk defa. İlk defa bir beni kolladı. Kızım için yaptıklarını babası yapmadı. İstersen onun da cezasını veririz. Ama o bulmuştur cezasını zaten. Şeytan görsün yüzünü. Her şeyimi bilerek yanımdasın ya.
çok önemli benim için. Sen aslında kötü bir insan değilsin ki. Keşke şartlar başka türlü olsaydı. Böyle olsun ister miydim? İnsanlıktan çıkardılar beni. Sırf bu yüzden okuyacağım o kadının canını. İçim bir an önce soğusun diye sana yardım edeceğim ben de. Bir an önce çıkar kafandan o kadını da yeni bir hayat kuralım. Senin düşmanın benim de düşmanım bundan sonra. O halde ne yapacağımıza karar verelim. Teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldiniz. Oo. Vallahi bir iki güne kalmaz açarız ha dükkanı. Hafta sonu açalım diyorum ben de. Olur. Bir gece önceden hazırlamaya başlarım ürünleri. Menekşe, dinle. Bak, dükkana mal yetiştireceğim derken beni ihmal edersen hır çıkarırım. Ona göre. Olur mu öyle şey? İyi günler. Hayırlı uğurlu olsun. Yakında açıyorsunuz herhalde. Evet, çok yakında. Allah kolaylık versin. Elemana ihtiyacınız var mı diye bir sorayım dedim. Ben tecrübeliyim. Hem restoranda hem pastanede çalıştım. Servis işini biliyorsunuz herhalde. Evet, bilirim. Temiz çalışırım. İhtiyacım da var. Eğer düşünürseniz... Aslında bir yardımcı ihtiyacım var Menekşe. Evet de yani... Bir deneyelim en azından. Peki, bir deneyelim. Teşekkür ederim. Adınız neydi? Emine. Emine benim adım. Ben de Menekşe. Nişanlım Halil Bey. Evet. 10 gün sonra işi olacağım. Memnun oldum. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Gözün aydın mıstık. Hadi bakalım, servis işinden de sıyrıldın böylece. Allah'a şükür. Yine de yardım ederim. Ne zaman başlarsınız? Biz hafta sonu dükkanı açmayı planlıyoruz. İsterseniz hemen başlayabilirim. Ama uzakta oturuyorum biraz. Bir de küçük kızım var. Öyle mi? Hı. Onu ayarlayayım bugün izin verirseniz. Yarın sabah erkenden gelirim. Olur mu? Olur tabii canım. Yalnız muhtardan ikametgah ve savcılıktan iyi hal kağıdı da istiyoruz. Formalite gereği. Olur. Muhtarlık kolay da savcılığı hemen vermiyorlar galiba.
Yok, bugün başvurursanız yarın gelmeden alırsınız. Tamam, çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Hayırlı İyi günler. Olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.